J'aurais pu rester plus longtemps, mais les dieux n'ont pas voulu. Ben 2015-14 döneminde çözüm süreci artık bitmeye yakın, bozulmaya yakın yazılar yazıyordum, medya analizi yapıyordum bazı web sitelerinde. Daha sonra işte 15 Temmuz oldu, 15 Temmuz'dan sonra zaten ellerine bir fırsat geçmiş gibiydi. İdari soruşturma başlatıldı benimle ilgili ve bu idari soruşturmaya konu olarak da bir yüksek lisans öğrencisinin adıyla açılmış mailden yaklaşık 80-90 sayfalık bir fişleme dosyası gönderildi okula. 90. Okulda 2-3 hocaya gönderiliyor bu ve hemen 3 gün sonra bir akademik kurul toplantısı yapılıyor fakültede. Tesadüf demek istiyorum buna da. Ardından toplantıda işte hakkımdaki iddialar konuşuluyor. Daha önce benimle arası iyi olmayan birkaç hoca gönderelim. İşte açığa alalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Çünkü zaten Mustafa böyle. İşte bazı Kürt, solcu, sosyalist öğrencilerle arası çok iyi. Odasına girip çıkıyorlar. İşte yazdığı yazılarda böyle örgüt propagandası yapıyor diye. Orada toplantıda bayağı asıp kesiyorlar aslında. Kendileri bir mahkeme kurmuştu. Ardından bana ulaştı. İşte soruşturma açılmış. Ben ilk atandığımda iletişim bilimleri ana bilim dalındaydım ben. Ana bilim dalı başkanı ilk gün beni tehdit etmişti zaten. İşte ben Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışıyordum. İstifa edip buraya ÖYP ile atanmıştım Selçuk Üniversitesi'ne. İşte seninle ilgili iddialar var. Benim nefesim senin ensende olacak. Gerektiği zaman senin ipini çekerim diye sürekli tehdit ediyordu beni. Açıktayım, hakkımı arayamıyorum. İdari soruşturmalar sonuçlarında kınama cezası aldım. Bir tanesinden de uyarı cezası aldım. Derken son KHK ile de 701 nolu KHK ile 8 Temmuz 2018'de ihraç edildim. Tam bir sene önce. Bir sene. İhraçtan 7 ay sonra hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Üniversite yönetimi tarafından yine örgüt üyesi olma ve örgüt propagandası yaptığım gerekçesiyle. Ardından işte burada terörle mücadele şubesine çağrıldım. İfadeye gittim, ifade verdim. Şubat başında, bu yılın Şubat'ında. Ve geçen 10 gün, 15 gün önce de dosyama takipsizlik verildi. Deli yetersizliği sebebiyle. Yani ihraç edilmeme gerekçe olan o dosya düşmüş oldu. Şimdi geri dönmeyi bekliyorum. Hemen OHAL komisyonuna başvuru yaptım. Avukatım üst bir yazı yazdı. Hem iade talebimiz var, tazminat talebimiz de var. Bunun sonucunu bekliyoruz. Ne zaman açıklanır bilmiyorum tabii. Ankara Üniversitesi'ne geldim. Burada sınava girmiştim ben, doktora sınavına. Onu kazandım. Tam ihraç süreciydi. Hatta 8 Temmuz'da dosya açıklandı. 9'unda da sınav sonucu. Burada tekrar doktora kaydımı yapıp başladım. Sonra iş aramaya başladım tabii. İşte sağa sola danıştım, hocalarıma danıştım, eski arkadaşlarıma. 8 ay boyunca bir kafede çalıştım, garsonluk yaptım. 2,5 aydır başka bir yerde, bir parkta çalışıyorum, bir spor tesisinde. Ve öğrenim kredisi alıyorum bir taraftan. Bir de o işte asgari ücret, bu şekilde geçinmeye çalışıyorum. Geri döndüğümde mutlaka o özellikle ilk düşmanlığı yapan, soruşturma yaşayan herkesle yüzleşmek istiyorum. Bir süre de olsa orada kalmayı istiyorum, çok kısa da olsa. Derdim tazminatı almak, tırnak içinde aklanmaktı. Bu ortaya çıktı. Ondan sonra başka üniversitelerde akademik yaşama devam edeceğim. Çünkü biz bunu biliyoruz, yani okuma, yazmak da bizim işimiz. Akademiye bu amaçla girmiştik. Herhangi bir ismin gölgesi altında girmedik. Araya birini sokarak akademisyen olmadık. Gayet merkezi atamayla, işte puanlarımızla atanmıştık. Eski bir ÖYP iyi bir sistem değil. İktidarın da pek hoşlanmadığı bir şey oldu bu. Bunu da dile getirdiler. İstemediğimiz herkes üniversiteye girmeye başladı diye söylentiler de çıkmıştı. O yüzden geri dönüşte sadece bir hesaplaşma isteğim var. Bunu gerçekleştirdikten sonra muhtemelen istifa ederim. İstifa ettikten sonra da... Siz beni ihraç ettiniz, şimdi ben ediyorum, siz... Evet, siz atmıyorsunuz, ben istifa ediyorum deyip yaşama böyle devam edeceğim. İhraç edilmiş bir hocanın yaşadıklarını da anlamadan, hiç empati yapmadan çok rahat gereksizce eleştiriler yapılıyor. Bunları da duyuyoruz. Hatta şahit oluyorum da bizzat. Bunlarla ilgili çok sistemkâr arkadaşlarla